bolluğu çekmek için bir çalışma vereceğim gene sana. Bu parayla ilgili bir çalışma, acil parayla ilgili çalışma. Burada sayı sekanslarını kullanıyoruz, tamam mı? Acil paranın sayı sekansı 5-2-0. Bunu en kolay kullanım şekli ise meditatif bir çalışmayla birleştirmek. Bir şeyi yazarak gerçekleştirebilirsin. Yazarak da bunu çalışabilirsin. İşte 5-2-0, 5-2-0 diye yazarak da çalışabilirsin. Fakat önemli olan hayatını hızlıca akması ya. Hızlıca akabilmesi için senin bunu enerjisel boyutta da yükseltmen gerekli. Enerjisel boyutta yükseltebilmek için de senin buna biraz meditatif bir çalışma eklemen lazım. Buysa çok kolay bir çalışma. 17 saniye kuralı var, 63 saniye kuralı var. Bu kuralların hepsini de kullanman için yapacağın çok basit bir çalışma var. Yapacağın şey, defter alıyorsun. Her gün aynı saatlerde yapman önemli. Bir kere de yapmak zorunda değilsin. Bir sayfa yazacaksın 5-2-0'ı ama aynı anda yazmak zorunda değilsin. Mesela sabah kalktın, bir 5 dakika vaktin var. O 5 dakikada hemen oraya 21 tane 5-2-0 yazıyorsun. Önemli olan 520 değil bak. Okurken bunu 5-2-0 diye okuyorsun. 520 yazmıyorsun, 520'lerin arasına, o 5-2-0'ların arasına slash atmıyorsun, nokta koymuyorsun. Tamam, noktayla slash'in enerjileri farklı. O enerjiyi hiç karıştırmıyorsun buraya. 5-2-0. Az boşluk bırak, 5-2-0. Biraz daha boşluk, 5-2-0. 21 tane 5-2-0 yazdın. Yazdın hemen, daha defter önünde açık, kalem elinde. Hemen kapatıyorsun gözlerini. 3 derin nefes alıyorsun ve gökyüzünden sana doğru akan altın paralar görmeye başlıyorsun, tamam mı? O altın paraların üzerinde de 5-2-0 yazıyor. Şöyle hemen düşün bak. Derin nefes aldım. Bak, gökten para yağıyor. Üzerini görüyorum. 5-2-0. Şimdi ben bu bana doğru gelirken ister kucağıma açarım. Tamam, bu tamamen sana kalmış bir şey. Bak, ister kucağına açarsın. İster şöyle avucunu açarsın. İster cebini açarsın. Böyle alırsın, cebine koyarsın. Hiç önemli değil. Geliyor. Bak, ben böyle açtım şimdi şalımı, kucağıma geliyor. 5-2-0. Aldım, kabul ettim. 1. 21 tane sayacağım. 21 tane yazdım ya, 21 tane sayacağım. İkincisi geliyor. 5-2-0. Aldım, kabul ettim. 5-2-0. Aldım, kabul ettim. 5-2-0. Aldım, kabul ettim. Şimdi bu 21 tane saydım. Sonra şöyle bir bakıyorum. Sayıyorum 21 tane. Tamam mı? Ondan sonra derin bir nefes alıyorum. Çalışmamı bitiriyorum. Birkaç saat sonra yine bir boş vaktin kaldı. İşte bak, hemen 2-3 dakikada yapıyoruz bunları. Birkaç saat sonra öğlen yemeği. Çıktın yemeğe. Yemeğini yedin. Geçtin kenara. Hemen al kağıdını. Aynı kağıdı kalemini. Başla. 5-2-0. 5-2-0. 5-2-0. Burada amaç 5-2-0'ın acil para getiren frekansına uyumlanmak. İntibak sağlamak. Bu intibak süreci. Bu sürede 63 gün. 63 gün boyunca sabırla, sevgiyle ve gerçekten inanmanın bir üstü bilerek, geleceğinden emin olarak bilerek bu çalışmayı yaparsan sana her yerden acilen para gelecek. Hani paran bitti, dakikasında paran gelecek. Ve senin otomatikman ihtiyaçların artacak, tamam mı? Para parayı çeker. Ne kadar paran varsa o kadarını harcarsın ya. Artık banka hesabında para kalmadı mı ya da cebinde para kalmadı mı, çat diye bir yerden para geleceğinden emin olursun bu çalışmayla. Seni o intibak süreni kısaltır, parayla arandaki ilişkiyi düzeltir. Ki bu çalışmadan sonra fark edeceksin ki para senin en yakın dostun. Burası çok önemli. Bunun farkında olman gerekiyor. Ben hep şöyle bir örnek veriyorum. Sana da soracağım şimdi. Senin en yakın arkadaşın kim? Bir düşün kafanın içinde. İşte Ali, Veli, Mehmet, Ayşe, Fatma. Değil mi? Ben düşünüyorum şimdi, benim en yakın arkadaşım Ceyda. Ceyda bana gelecek diyelim ki. Tamam mı? Ceyda gelmeden önce ben tasarlıyor muyum kafamda? Ceyda gelince şu işi yaptırayım. Bulaşıkları da yıkasın. Evi de temizlesin. Camları da bir sildireyim. Yemeği de yapsın. İşte ben de burada keyfime bakayım. Böyle bir tasarım yapmıyorum, değil mi? Kimse de arkadaşa geleceğinde böyle bir tasarım yapmaz. Arkadaşı geldiğinde ona bir misyon yüklemez. Ama biz insanların günlük yaşantısında yaptığı en büyük hata şu. Para gelsin, elektrik faturasını ödeyeyim, şu krediyi ödeyeyim, şuraya şunu yatırayım. Bak, para senin en yakın dostun olması gerekiyorken o evin hizmetçisi gibi davranıyorsun ona. Kölenmiş gibi davranıyorsun. Evet, ama o senin en yakın arkadaşın. Evet.
Şimdi bu durumda bu çalışma seni bu kafaya getiriyor. Diyor ki o hep benim yanımda. Ben onunla, o benim arkadaşım. O zaten işini biliyor yani. Ceyda geldiğinde nasıl işini biliyor? Benim bir işim varsa o da öteki işi yapıyor, değil mi? Ben yemek yapıyorsam o kahve yapıyor. Ben temizlik, hani ben evi süpürüyorsam Ceyda siliyor. İşte ben temizlik yapıyorsam o yemek yapıyor. İşleri bölüşüyoruz, değil mi? Parayla da böyle. Para da böyle. O senin en yakın arkadaşın. Sonra ne oluyor? İşler bitiyor. Ne yapıyoruz biz Ceyda'yla? İki kahve yapıp koy koyun dibine vuruyoruz. İşte para da bana soruyor ki arkadaşım ben görevimi biliyorum yapacağım ama sen benimle eğlenmek için ne yapacaksın? Benim enerjimi ne kadar seviyorsun? Benim yanımda olmayı ne kadar seviyorsun? Sen ona böyle köle gibi davranırsan, işte senin görevin bu, senin görevin bu, senin görevin bu dersen o da sana gelmek istemiyor. Ama 5-2-0 çalışması sana onun hem acilen gelmesini sağlıyor ve rahat ve acilen gelince sen de ona gerçekten en yakın arkadaşınmış gibi davranabiliyorsun. Bu çalışma bu yüzden çok faydalı. Bunu tavsiye ederim. Yani birçoğumuz aslında paradan korkarız. Hı hı. Yani klasiktir ya. Çok para insanı bozar. Yani o başka bir konu. Birçoğumuzda bu tarz şeyler olduğu için paradan korkarız. İşte parayı sevmediğimiz için onu sevdiğimiz şeyin yanına sokuşturma eğilimimiz var. Ya da sevmediğimiz şeyin yanına sokuşturma eğilimimiz var. Yani evet, ben çok kendimi, doğru, çok doğru. Ben kendimi biliyorum, neyle eğlendiğimi biliyorum. Burada yanımda olması gereken şey para. Evet. Ya hani en yakın arkadaş. Tamam mı? Para, zaten paranın kağıt olarak bir anlamı yok ki. Onun bana sağlayacağı imkanın bir anlamı var ya. Aynen. Para her zaman para şeklinde gelmez. İmkan şeklinde, olanak şeklinde de gelir. 5-2-0'da bu durum tamamen farklı. 5-2-0'da sana imkan ve olanak olarak getirmiyor. Direkt paranın kendisini getiriyor. Aynen. Paranın enerjisini getiriyor. Yani bu para nakit para olarak da gelebilir, madeni para olarak da gelebilir, altın olarak, gümüş olarak da gelebilir. Fakat para değerli bir şeyle geliyor. Evet. Şimdi daha güzel oturdum. Tamam. Hadi deneyin bakalım. Sonuçları görelim. 63 gününüz var. Kolay gelsin. Lütfen sonuçlarınızı yorumlara yazın. Paylaşın. Gelişimlerinizi görmek beni çok mutlu ediyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.